Size özellikle evlilerin çok iyi dinlemesi gereken bir hikaye aktarmak istiyorum. Özellikle kaynana gelin problemleri yaşayan gelinlerin, kızlarımızın dinlemesini istiyorum. Efendim aşçılığıyla ün yapmış yaşlı bir kadın, akşam yemeğine gelecek olan oğlu ve yeni gelini için yine mutfağa kapanmış yemek yapıyordu. Aynı akşam yemeğe eski bir aile dostları da davetliydi. Beklenen misafirler gelip sofraya oturduklarında çok şaşırtıcı bir durumla karşılaştılar. Yaşlı kadının o gece yaptığı yemekler değme oburların bile iştahını kapatacak cinstendi. Berbattı. Tatlılar un kokuyordu. Patatesler neredeyse yanmıştı. Köftelerse neredeyse hiç pişmemişti. Oğlu yeni gelini ve aile dostları kadıncağızın durumu fark ettirmemek için ellerinden geleni yaptılarsa da yemek sırasında pek iştahlı göründükleri de söylenemezdi. Nihayet yemek bitti ve yeni evli çift annelerinin ellerini öperek evlerine gittiler. Aile dostları ise biraz daha kaldıktan sonra öyle ayrılmayı düşünüyordu. Oğlanla eşi gittikten sonra yaşlı kadına senin dedi harika bir aşçı olduğunu adım gibi biliyorum. Bana söyler misin bu akşamki yemekler niye bu kadar kötüydü? Neden bu kadar berbattı? Bence sen ya hastasın ya da başka bir sorunun var. Yaşlı kadın tebessüm etti. Cevap verdi aile dostuna. Hayır dedi. Hayır hiçbir şeyim yok. Elhamdülillah sapasağlamım. Ben kasten yaptım bunu. Bu akşamki yemekten sonra oğlumu asla ikide bir annesinin yemeklerini hatırlatıp karısının kalbini kıramayacak. Kıramayacak karısının kalbini dedi. Hoşça kalın efendim.